Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugünkü konumuz 21. yüzyılda Türkiye'de butik yayıncılığı. Ve bununla ilgili olarak Amorf kitap kurucusu, yazar ve editör arkadaşımız Çiğdem Aldatmaz stüdyomuzda. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bir sürü kitapla da geldin. Ee, kutluyorum seni. Türkiye'nin geçirdiği bu sancılı süreçte bu kadar kitap, bir butik yayıncısı olarak helal olsun. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Kan terbiye de... gözyaşı. <laughs> <bir> sonra. <laughs> Özetle bu. Ee, şimdi son 10 hatta 20 yılda e, yayıncılık sektöründe geldiğimiz <laughs> noktayı ilk etapta soracağım. Çünkü hakikaten editörlük e, geçmişin var ve üstelik kurumlarda da çalışıyorsunuz. Var. Bu açıdan bakıldığında neredeyiz şu aşamada? E, şöyle 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrasını kıyasladığımda aslında yayıncılığın çok e, iyi bir noktaya doğru evrildiğini görüyorum ben bütün kötü e, yanlarının olumlu. yanında. Bakmak olumlu bakmak lazım. Evet. Yanında. Yani yayıncılığın endüstri fark ediyoruz yavaş yavaş Hı -hı. da olsa. E, daha çok fuarlar... ...kitap evlerine daha yoğun ilgi, okullarda çocukların kitapları olan çok daha fazla ilgisi... ...bunların hepsi bana iyi işaretmiş gibi gözüküyor. Evet. Bir de yani ben 10 yıl önce işe başladığımda biz sosyal medyada böyle değildi. Yani biz mesela iş için sosyal medya hesapları açtık. Hı. Ondan sonra... O çok farklı bir noktaya evrildi bugün. Ona ayak uydurduk. E, dolayısıyla daha çok kitap üretilmeye başlandı. Hmm. E, bunların hepsi bence yayıncılığın iyi tarafları. E, tabii yani bugün geldiğimiz noktada çok e, kötü tarafları da mevcut. Yani e, alt edilmesi gereken bir sürü problem var. Ama programdan önce dediğin gibi kötü noktaları konuşmayalım. konuşmayalım. Fazla fazla olumlar <laughs> zaten, zaten onları evet. yaşıyoruz. Evet. Yani evet. Öyle bir bir. Evet. Türkiye'de hani ben kitap yayınlamak istiyorum dediğiniz andan itibaren <laughs> sıkıntı başlıyor. <laughs> sıkıntı evet, orada başlıyor evet, yani. Evet. Yani hakikaten o 20 yıl veya 10 yıl öncesine baktığımızda bir kere teknolojik anlamdaki gelişme öyle böyle değil. Evet. Ee, çok önemli bir e, evrim yaşıyoruz. Ama tabii ki evet olumsuz şeyler var. Aynı. Ee, peki mesela dünya ile kıyaslandığında. Türkiye'deki yayıncılığın durduğu nokta nedir sence? Ee, şöyle söyleyeyim, dünya ile kıyas yani dünya ile kıyaslanacak mı? durumda şu an hiçbir alanda dünya ile kıyaslanacak noktada yani. değiliz ama e, biraz daha burada sanki daha cesurca işler yapılıyor diye düşünüyorum. Hmm, cesurluk derken yani o cesaret neden kaynaklanıyor? Yani e, farklı bir konuyu ele almak Hı. E, örneğin. Çok spesifik bir konuda bir kitap yayınlamak. Bu mesela bir cesaret örneği ya da... E, işte, ya da daha günden... en kötüsü ne olabilir ki? Yani, evet <laughs> daha kötü ne olabilir zaten yani. <laughs> Ayakta kalacaksak bari bu şekilde kalalım. Zaten bu bir tutku işi. Yani Hı. yayıncılık yapacaksanız... O kadar çok seçenek var ki insanın önünde yap, yapabileceği meslek olarak, iş olarak evet. para kazanmak için çok seçeneğimiz var. Ama biz e, böyle yaşayan insanlar olduğumuz için bu işlere girdik aslında. Türkiye'de şimdi yayıncılık rakamları açıklanıyor. Biz de biliyorsunuz yayıncılar birliği evet. rakam veriyor. E, bu yıl daha da çok kitap basıldı falan gibi. Şimdi bunun biraz içeriğine bakmak lazım bence. Şöyle bir e, handikap var orada. İşte ders kitapları, akademik kitaplar, çocuk kitapları her zaman daha fazla yer tutuyor o rakamların içinde. Özellikle ders kitapları değil mi? Çok. Yanılmaz. Yani aslında çok kitap basılıyor. altı biraz boş yani boş evet. bir cümle. Çünkü dediğiniz gibi bunlar zaten ihtiyaç hı hı. yani basılacak. Ee, onun dışında ne kalıyor? Kültür kitabına çok küçük bir şey bütçe. Onda da e, nitelikli ve nitelikli olmayan gibi bir ayrıma geliyor olay yani bakarsanız Aslında küçük bir şeyde düzlein e, üzerinde he, duruyoruz he. E, Yani bu biraz e, tabi dünyaya kıyaslandığında bu çok kötü bir durum yani hani dünyada... O açıdan bakıldığında mesela kitapları satın alanlarda da yükselme var dendiğinde ders kitabı alan da aynı kategoride değerlendiriliyor değil öyle. mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Yani dünyadaki gibi çok basılan, çok adette üretilen bir durum yok bizde. Devlet desteği yok, reklam yok. Dolayısıyla zor yani bu sektörde ayakta kalmak. Ama dediğim gibi... Çok büyük bir cesaret var işin içinde. Hepimiz Don Kişot'uz şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen Don Quixote olduk. Şimdi peki işi biraz daha hani dar boğaza sokup butik yayıncılığa geleceğim ben. Butik yayıncılığın geçmişine baktığımızda mesela dünyada nasıl bir yer tutuyor? Türkiye'de yani bizim buralarda ne alem? sadece Türkiye değil yani Türkiye'nin işte yer aldığı coğrafyada ...nasıl bir karşılık buluyor onu da soracağım. Meraktan. Hı -hı. <laughs> butik yayıncılık... Değil, ...yani butik yayıncılıkta... ...biraz şey var. Bağımsız bir alanda durmak fikri var. Değil mi? O ee, çok öne çıkıyor. Yani ilk şey bu aslında. Evet. İlk amaç bu. Ben bağımsız olayım. Yani Hı -hı. şu an mesela... ...Mindfulness moda. Ben o kitabı... ...yapmak istemiyorum. Ben... E, antilopların büyülü dünyasını... ...incelemek istiyorum. Diyebilirsiniz... Hı -hı ya da istediğiniz bir konu ya da ilginizi çeken bir konuyu ya da e, bu hikayeyi herkes duysun, şu kitabı herkes okusun, bu yazarı herkes görsün dediğiniz e, kitapları basacaksınız. Ve bu işte butik yayıncılık. Yani biraz bizde kavramlarda çok şey oluyor. Hani butik yayın, Ben mesela hiç sevmiyorum bu butik yayıncılık lafını. Yani her şeyi bir isim taktığımız için buna da takmışız. Ama sanki şey gibi hani daha az çalışıp Hmm. Daha gevşek bir e, şeyle üretim sistemiyle keyfe keder kitap yapmak gibi değil aslında e, mesela ben bir butik yayıncı olarak yeri geliyor proje yapıyorum yeri geliyor fuara gidiyorum yeri geliyor işte e, kendi teliflerimi bulmaya çalışıyorum daha çok çalışıyorum yani daha sıkı bir şey e, disiplin söz konusu dolayısıyla butik yayıncılık e, çok çaba ama e, günün sonunda sizi mutlu edecek, e, fark yaratacak, bağımsız işler yapmak demek. İdealizm demek aslında. İdealizm evet. demek, kesinlikle evet. öyle. Evet. E, peki Türkiye'de nasıl işliyor bakıldığında? Şimdi yurt dışında butik yayın evleriyle Türkiye arasında aslında çok büyük farklar yok. Ama bakış açısıyla ilgili farklar var. Ki bazen o her şeyi değiştiriyor. <laughs> <laughs> Aslında. Başarız. yani bakış açısıyla ilgili farklar var. Çünkü e, pazarlama anlamında da kıymetli. Yani bu tip bize şimdi e, her şeyi etiketleyip kafamızda bir kenara oturttuğumuz için bu tip bunlar zaten küçük. Biz geçelim işimize bakalım. Böyle evet. bir algı yok. Orada özel. Yani membukır e, ödüllerinden çıkan Aday olan kitaplara bakıyorsunuz. Çok butik yayıncılar evet, evet. bunu özellikle tercih ediyorlar. Yani bence bu çok önemli bir şey. Bu bakış açısının artık burada da oturması <laughs> <laughs> diliyorum gerçekten. Çünkü yani hani konu edebiyatsa, konu e, ise güncellikse evet. e, bence en önemli şey bu yani. O yüzden e, böyle bir fark var. Akademik değeri de var yurt dışında. Tabii. Karşılığı var. Tabii. Akademik karşılığı evet. var. Yani bakıyorsunuz işte e, ithaflar, referanslar ne kadar çok butik yayıncının emeği var. Yani o literatürün oluşmasında. Onlar üniversitedeki kütüphanelere de çok rahat girebiliyorlar. Çok evet, kesinlikle evet. ve yani daha çok destek görüyorlar. Evet, evet. Yani biz tabii daha farklı. Ne olacak diyoruz. Evet, olacak. şimdi tabii e, ne türde zorluklar yaşanıyor diye de illaki sormak durumundayım. Hani, e, evet bu bakış açısı çok önemli ama bir de işlerin gerçekten evet. işleyişiyle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. E, en azından bunu düşünen e, arkadaşlarımıza yol göstermesi anlamında soruyorum. En belirgin zorluk ne mesela? Evet. Yani butik yayıncılığın en belirgin zorluğu e, marka tanınırlığını sağlamak, yani, evet. e, duyurmak, reklam bütçesi. çok önemli. Onu soracağım yani şimdi gerçekten butik yayıncılık dendiğinde kafama göre giderim değil yani. O, o sistemin değil. çarklarının içerisinde kendine bir yer açmaya çabalıyorsun. Evet şimdi pazarlamada love diye bir şey var. Yani tüketicinin o kalbindeki marka olabilmek. Hmm. Evet. Mesela işte e, araştırma, inceleme, okuma ihtiyacın varsa ben hemen gider şu ilk seyircilerine bakarım. Onlar yaparsa çünkü iyi yapar. Hmm, hmm. Denilen noktaya e, kendine, yani müşterinin kafasındaki o noktaya oturabilmek, okulun kafasındaki o noktaya oturabilmek var. Yani bunu yayıncılıkta da sağlamak gerekiyor. Bu zor bir şey. E, bunu sağlamak için tutarlılık gerekiyor. Hmm, tutarlılık, evet. Devamlılık yani bence... E, en önemli şey. Çok satan bir kitabı yakalamaktan daha önemli bir şey varsa bence sektörde devamlı olmak. Çünkü o zaman çalıştığınız partnerleriniz de size o gözle bakıyor. Ya bu marka devam edecek. Hani destek olalım. Evet, iş yapalım. Birlikte iş birliği yapalım. Ne olursa olsun pes etmeyecek. Aynen. Aha. Yani onu bildikleri için güveniyorlar. Yani o güveni de yaratmak çok önemli. Bir de tabii biz de şey işte dağıtım kanallarına hakim olmak. O mümkün mü? Peki. Yani, yani. şöyle söyleyeyim ben <laughs> sektör içinde çok eskiyim. Dolayısıyla o konuda zorluk yaşamıyorum. Hmm. Ama tabii ki görüyorum yani çok fazla kitapları geri dönen, dağıtıma hiç girmeyen, girmiş gibi olup da girmeyen yayın evleri var. Yani dağıtım meselesi çok zor. Yani şimdi mesela yurt dışında kıyasladık ya, yurt dışında bu olay da çok şey. Hı Profesyonel. Profesyonel. Yani bizde mesela bazı belli başlı insanlar vardır. Onlardan geçiyor dağıtım. Ya dağıtım yakinim diye. olur. Tarz, Aynen. Ha, ha. Ama yurt dışında kitap evleriyle ilişkiler çok değerli. Çok birebir. Hani bizde de öyle olması lazım aslında. O gerçekten profesyonelliği yerleştirmek gerekiyor Aynen Hakikaten öyle. Yani, yani ben e, ya 20 yaşlarımda falan kitapçılara öyle gezmeye başlamış biriyim. Yani bu kitabı alır mısınız? <laughs> Satın alır mısınız? Yani bir... orada başladı diyorsunuz. Evet, yani aslında ne kadar amatör bir şey. Yani küçük bir kız geliyor evine diyor ki malzümün bu kitabı alır mısınız? Şimdi arkada çok büyük bir şey var. A var. Yani satış oradan geliyor ama. Sen gidip kitap, kitapçıya diyorsun ki ya biz böyle bir şey yaptık alır mısınız bunu buraya koyar mısınız bence bu o kadar değerli bir iletişim biçimi ki anlatamam. E, yani, tamam yani, alalım mı diyorlar peki ne diyorlar? Ya işte biraz şans biraz şansızdaki evet. doğru anlatabilmek iyi ilişkiler kurabilmek benim mesela çok e, yılların geçirdiği dostluklarım olmuştu yani. Orada etkili oluyor tabi etkili oluyor. Aynen öyle. Ee, o zaman hani zorluk dendiğinde yani, e, tanıyorsak zorluk aşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte hep öyle. <laughs> ya da işte tanımıyorsanız aslında tanımıyorsanız bu pes etmek anlamına gelmemeli bence. Güzel. Bunu da not alalım. hakikaten. Tanışacaksınız. Tanışacaksınız. Kitap yani kitapçıların Yayın dünyasındaki insanların bütün sektörlerden azade böyle kendine has bir dili var. Yani o dünyaya gireceksiniz, o insanlarla önce arkadaş olacaksınız ve işte kendinizi anlatacaksınız yani. Önemli olan bu. Da. Ve bıkmadan usanmadan anlatacaksınız. Güzel. Biraz evet. da zor bir hayat. <laughs> Ona ama dedik yani. <laughs> evet. Onu teslim ettik. <laughs> Aynen. Ee, şimdi bir butik yayıncı olarak e, Amorf'un küçük tarihçesini soracağım. Ee, nasıl başladı? Ha. Neden başladı? Ee, şöyle, Karar vermek zor oldu mu? Ya hiç zor olmadı aslında. Çünkü zaten ben bu işi yapıyordum yani. Ee, o mağazaya gittiğim zaman başladı diyorsun. Aynen, <laughs> aynen öyle. Yani şöyle bir şey var. Ee, herkesin o sektördeki herkes bu hissi çok iyi bilir ya ben artık başka bir iş bulayım. Evet. <laughs> o sektörden bir çıkayım. Ama kimse çıkmaz. Çünkü yani o kitabın kokusunu, tutkalın kokusunu bir kere ala bir daha bırakamaz. Şimdi ben de çok uzun yıllar çalıştım yayın evlerinde ve her sektörde çalıştım. Yani benim bütün e, diğer editörler arkadaşlardan bir farkım şeydir. Satış, üretim, e, yazar yönetimi, e, işte şey, yayın koordinasyonu. Hepsinde çalıştım. Ee, sonra sonra kendi dosyalarımı yapmaya başladım. Yazarlara danışmanlık vermeye başladım. Yani işte bu şey, bu da sevmediğim bir kavram yazar koçluğu. Hmm. Ama öyle deyince herkes daha iyi anlıyor. Yani o yüzden ben de öyle diyeyim şimdi. Tamam. <laughs> yazar koçluğu yapmaya başladım. Ee, ve çok iyi dosyalar gelmeye başladı. Ee, o dosyaları ben böyle sıfırdan çalışıyorum. Ve hani işte e, sektörel dünyada 360 dedikleri hizmeti ben yayıncılıkta veriyorum. Yani ben e, bir fikirden kitap yaparak da yola çıkıyorum. Sonra onu fuara da götürüyorum, satışına da götürüyorum falan. Yani bayağı böyle komplike bir iş. E, dolayısıyla bu işler bende birikti, birikti, birikti ve bir noktada çalıştığım insanlar dedik ki yani ben normalde aslında diğer yayıncı arkadaşlara paslıyorum bu işleri. Ya biz kimseyi istemiyoruz, biz seninle çalışmak istiyoruz dediler. Ee, sonra işte Yalnızlık Bakanlığı Menekşe Gülben'in kitabıyla. Evet. E, onun da Zeytin Dalına çağırmıştık ya da evet, online bağlanmıştık. Evet evet. Onun da e, şehirle e, nasıl desem ilham vermesiyle biraz Hı. başladı aslında. E, ilk kitapla başladı sonra ben şey gibi düşünmedim yani ben. Beş sene sonra şuradayım, 10 sene sonra buradayım falan gibi düşünmedim. Şu an neredeyim? Bir yani şu an bir sene de evet. kitap yaptım. Çok iyi. Ee, yani evet. Şimdi o, onlara geleceğim zaten. Ee, neler yayınlandı bugüne kadar? Ee, tabii ilk etapta. Çiğdem Aldatmaz'ın kitabıyla başlıyorum. <laughs> e, neler yayınlandı? E, Yalnız Yalnızlık Bakanlığı'ndan sonra kitabımız Sessiz Bahçeler'de ben varım. E, çok güzel kapak. Çiğdem Aldatmaz. Çiğdem Aldatmaz. <laughs> <laughs> yani bunlar gerçekten e, çok daha büyüdüğüm, yani mental olarak büyüdüğüm dönemin öyküleri. E, e, seni Sem'in öyküleriyle biliyoruz zaten. Zeytin Dalı'na da konuk evet, 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 evet. Ben bu kitabı daha okumadım ama okuyacağım programdan sonra. Söz. Çok sevinirim. Ee, burada biraz daha e, yine yani sende olan şey aslında nü, nüve olarak burada Hı. da var. Yani e, çeperdeki insanlar, e, küçük semtlerin e, hayatları yine burada da var. Biraz e, ölüm ve cenaze kavramları ile ilgili e, çok fazla üzerinde durduğum öyküler oldu. Kadın öyküleri. Sayılabilir. Kadın öyküleri sayılabilir ama yani ben kendimi çok öyle tanımlamıyorum. Mesela karakterlerim genellikle erkektir. Hı. Çatışmaları olan bir. Kapağı böyle görünce yani. kadınla erkeğin çatıştığı daha ha. çok o çatışma. karakterler Aynen. Peki ee, Kapa Doğan bu arada onu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, değerli bir e, çağdaş sanatçımız e zaten biraz amaç böyle başladı ve bu aslında Türkiye'de bir ilk yani yayıncılıkta gerçekten çağdaş e, işleri alıp kapaklara koyduk ve böylece edebiyatla böyle çapraz bir bağ kurmuş oldu. Bunda bir bu şey bunda bir butikçiden başka kimse yapamazdı diyorsunuz. Kesinlikle öyle. <laughs> Şimdi mesela bunu büyük yayın evlerine kabul ettiremezsiniz. Büyük yayın evleri risk almak istemez. Hmm. Risk alınacak kitapları hep butik yayıncılar yapar diyebiliriz yani. Evet, bu bile özet oluyor. Peki sonra? Sonra e, Annelik Kutsal mıdır yaptık Fadime Dalkılıç Keçe'nin. E, bu bir şey. Annelik anlatısı. Doğum, doğusalık e, toplumun doğum esnasında e, annelik sırasında kadına hep böyle dayattığı ya da işte onları görmek istediği bir yer var ya hani sen annesin. Hmm. sen artık annesin falan yani sürekli kadınların duyduğu bir cümle mesela yani nedir annelik bu kadar kutsal bir şey midir evet. bunu tartışmaya açmak istedik bir de 3 yaşında bir evladı varsa insanın değil evet de <laughs> <laughs> bir deneyimleyerek yani benim yazarlarımın hepsinin aslında anlattığı şeylerde benimle bir böyle ortak duygusal bağ oldu yani o anlamda çok seviniyorum gerçekten Denemeler var kitapta. Denemeler var. Ee, doğum, doğu, sağlık ve şey e, hamilelik sürecini anlatıyor. Kendisi zaten e, bir şey öğretmen ve bu konularda çok çalışmış biri. Yani böyle mentorluk yap yaparak değil. Tamamen biri bir e, bu hissi, bu zorluğu yaşayan kadınlarla bağ kurmak için bir anlatı bu. Annelik kutsal mudur. Ee, Sonra. Sonra? Ee, şöyle sıralamayı da biraz aklımda tutmaya çalışıyorum. Leke e, ve Bir Gün Belki Hayattan aynı anda çıktı. <laughs> ee, biraz leke'den bahsedeyim. Melike Pehlivan İşler, e, iyi bir öykücü. Yani şimdi iyi bir öykücünün altını doldurmak istiyorum. Çünkü herkes için diyebiliriz iyi bir öykücü. Ama gerçekten e, okuduğunuzda işte bu edebiyat, hı hı. İşte ben bunu ah, nasıl da yakalamış dediği e, cümlelerin sahibi kendisi. Çünkü e, aynı zamanda e, sinemayla e, haşır neşir ve e, dersler veriyor diyalog yazma üzerine. Ve kitapta da çok diyaloglar çok güçlü, karakterler çok güçlü. Ve böyle hani ekonomik cümlelerle iyi hissi verebilme, hani... Evet bu kitaba ben başladım. Gerçekten katılıyorum. Hatta e, muhtemelen diyelim. E, Melike Pehlivan İşleri biz Eylül ayında Zeytinli konuk edeceğiz. Evet, evet. Çok seviniyoruz biz de bu konuya. Eee leke böyle gerçekten hani e, böyle kahkaha atarken bir anda kahkahanızın yüzünüzde donduğu ve o <laughs> Ne <gülüyor> oldu bu kahkahanız? <karakteri gülüyor> <içinde? gülüyor> evet, evet. Dediğiniz bir kitap. Ee, Seda Akdoğan Atasoy e, yine bir öğretmen yazarımız. E, bir gün belki hayatlarının içinde yani şu sıralar mumla aradığımız e, insan tipolojileri var. İşte inatçı, dürüst, namuslu yani e, o şey hani e, geleneksel ama e, haklı olduğu konuda her şeyin peşinden giden. Bir karakter mesela Semerci İbrahim diye bir karakteri var. Hı. Muhteşem bir hikaye. Yani bence hani bir şeyleri yavaş yavaş kaybettiğinizi düşünüyorsanız hani bu buharalı gürele içinde. İnsanı böyle hemen işte eski günlerine kendisine döndürecek Nostalji öylelerin çok e, ağır bastığı e, tatlı bir aşk hikayesi de var içinde. Öyle güzel bir hikaye. Okuyunuz diyoruz. Evet. Aynen. Evet. Yani... Yaz ayları için de bence çok iyi. İdeal. Evet. Evet. Neşeli Mutfak çocuk kitabımız. Neşe Cesur'un. Çocuk kitaplarına da yer veriyoruz yani öyle gözüküyor. Aynen. Şimdi şu an bir çocuk kitabımız bir de iş kitabımız var. Onlar çoğalacak. İş kitabı 50 Soru'da Üretim. 50 Soru'da Üretim. Gıda mühendislerinin, üretim sektöründe çalışan herkesin. El kitabı gibi bir şey. Bu mesleki bir kitap. Zaten bununla Eylül'de, Siyanar'da, Fuar'da olacağız. Hmm. E, Food Türkiye Fuarında. Şimdi tek tek bahsetmem gerekirse Neşe'nin Mutfak. E, Beslenme ile alakalı bir kitap. Yani çocuklara e, çocukların yapabileceği tarifler mottosu. Hmm. Pufidik börek. Evet. evet. Yani çocuk e, bu tarifi yaptığında mutfakta bir kazaya uğramaz. Annesiyle yapabilir, kendisi yapabilir. Bir yandan yaptığı yemeğin hikayesini okuyabilir. Çizimleri Deniz Aksu'nun ee, çok güzel, soft, yumuşak çocuklara hitap eden çizimler. Yenilmezler çorbası bile var. Evet, yani evet. böyle süper kahramanları çok sever <laughs> ya çocuklar. <laughs> i̇şte Pelerinler Yenilmezler çorbası, her yemin orijinal isimleri var. Yani muhteşem bir etkinlik kitabı Biz zaten okullara çok gittik bu, bu okullarda çok e, güzel karşılanabilir söyleyeyim Evet okullarda Şişlik ve diğernarlarda e, etkinliklerini yaptık bu kitabın çocukları topladık e, içinden basit bir tarif yaptık hem beslenme üzerine konuştuk e, hem de işte çocuklar böyle çok bir arada eğlenceli bir saat geçirdiler her seferinde Yapılışı malzemeler mesela Aslan burger bile var. Evet şu 50 soruda üretim için bir şeyler söyleyecek misin? Bu ee, tamamen ee, mesleki bir kitap ama yani gıda sektöründe olan herkesin el kitabı gibi. E, Harun Tuygan zaten İTÜ'de e, hoca. Aynı zamanda işte Nesle gibi bir sürü pazarlama e, gıda üretim şirketinde üretim müdürlüğü yapmış. Dolayısıyla deneyimlerini aktarıyor. Onunla da işte dediğim gibi Eylül'de fuardayız. Sonra üniversitelerdeyiz. Öyle yoğun bir tempomuz olacak. Ee, çok enteresan. Kapak da çok ilginç. Evet. O da risk. Unutturmuş oldu kapaklarımız. Evet. evet güzel. Yalnızlık bakanlığını konuşmuştuk ama o da yani bayağı cesur olması, olunarak yola çıkılacak bir çalışmaydı. Kesinlikle. Evet. Ee, yani kapağından içeriğine kadar hepsi çok özeldi. E, zaten şeydir. Yine sadece bir bağımsız e, kim, yayın evinin basabileceği metinler. E, i̇nsanın çok böyle kendisiyle sınavı olabilecek metinler var içinde. şey bizim için özel bir kitap. Evet, i̇lk kitap olarak i̇lk kitap, da evet. Ilk göz gerçekten vardı. çarpıcıydı. Peki bir tane e, bu programa yetişmeyen üzerinde çalıştığım bir kitap vardı. Ee, daha önce çıkmış ama şu an burada olmayan bir derlemem var benim. Hmm. Ee, onlardan da bahsedeyim kısaca. Ee, yazarların Gizli Hayatları ismi. Ee, ne zaman çıktı? Yıl içinde. Yıl içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tarihlerle aramın hiç iyi olmadığını sanırım söylememe gerek yok. Yani kitap çıkalı bir 5-6 ay olmuştur ama çok sevildi. Çünkü yani hani bir sürü böyle kült olarak bildiğimiz yazarın aslında ne kadar zorlandıkları yazarlık, yayıncılık e, işlerinde e, birbirleriyle olan ilişkileri. Yani böyle çok özel dedikodular da var içinde Hı. böyle geçmişe dönük birbirlerine yazdıkları mektuplar. Çünkü ben onun çalışırken e, bir arşiv taraması yaptım. Yani bayağı e, uzun bir sürü arşivlerde kica? yaşadım. E, yani Tampınar, tam e, Nazım Hikmet, e, Brilke, Hani Dossuyesi, yani şey çok, sadece çok fazla yazar. Var Türkiye içinde. değil. Ha, yerli ve e, e. yani yabancı. Benzer şeyler şey. mi yaşıyorlar peki? Yani böyle bir. Ya çok enteresan bir şekilde benzer şeyler yaşıyorlar. Hmm, yani eee yazarlık diye bir şey var yani. alamıyor. Kimisi artık ben bu işi bırakacağım. Kimisi diyor ki ya yazamazsak nasıl yaşarız yani? Nedir bu ülkenin hali? Her zaman evet. Yani evet. o günlerden bugünlere neler değişmemiş ve bazı şeyler de neden iyi ki değişmemiş yani yazmak tutkusu gibi. Ona çıkarıyoruz. Çok bence hoş bir çalışma oldu. O zaman buraya getirme istiyorum. Aşk mektupları hakkında. var mutlaka. Evet. Bir de polisiye romanımız var en son çıkan İsmi Aile. Aile kökünden gelen Aile. Evet. Yani böyle yalıda işlenen çok önemli bir ailenin Yalı, yalıda cinayet işleniyor. Ondan sonra bu cinayetle ilgili haber yapan bir kızın e, o cinayetle yolunun kesişmesi, e, bir yolculuğa çıkması kendi annesiyle olan çatışmaları, canavar anne sendromu, yani böyle bir sürü şeyi aynı anda e, kurgulayan gerçekten çok orijinal bir hikaye. Bir ilk kitap ama bence e, başarılı bir ilk, ilk kitap, yani yolu açık bir ilk kitap öyle söyleyeyim. Çünkü zaten ben e, çok çalışıyorum, birebir çalışıyorum. Yani şimdi yayın evlerinde e, editörlük hizmetinin bir sınırı var. Hani Kitaplar gelir o konu redaksiyona girer vesaire ama ben e, yazarlarımla birebir çalışıyorum. Fikirden itibaren, ilk cümleden itibaren çalışıyorum. Dolayısıyla çok e, emek verilmiş kitaplarım. Ya, o oluyor. yazar koçluğu bütün aşamada kendi gösteriyor. Kesinlikle. E, çeviri kitap? Savrulan Bulutlar çok yakında. Evet. evet. <laughs> Fumiko Hayashi'nin. Daha önce aynı ismini filme de çekilmiş e, e, 55'lerde çekilmiş bir film. E, savaş döneminde yaşanan e, yorgun bir yasak aşk hikayesi. E, son derece müdahatsız böyle tutkulu ve yani aşkı çok farklı boyutlarda yaşayan bir kadın karakter var bu kitapta. İnanılmaz yani e, şey gibi. Yani bazen böyle sefil oluyor, bazen e, sokaklara düşüyor ama yine de vazgeçmiyor. Belki yani o adam onu itse bile vazgeçmiyor. Yani hı hı. kadının sadece e, şey yaptığı, var ettiği çok büyük bir tutkuyu anlatıyor. E, biraz puslu ve şey. Hmm ihtiraslı bir metin. Yani kapağını yani... gördüm, kapağı da çok güzel. Evet, o da artık sürpriz olsun. <laughs> tamam, sürpriz. Ee, son olarak şunu soracağım, baktığımda kitaplar üç aşağı beş yukarı ölçü olarak aynı. Evet. Bunun bir nedeni var mı? <laughs> Ekonomik olarak mı? Ya da hani neden? <laughs> Hakikaten daha detaylı bir soru bu aslında. Yani bir nedeni yok aslında. Yani böyle denk geldi şimdi evet. Bakın <laughs> yan yana durunca <daha gülüyor> yan <yana daha gülüyor> yan <yana gülüyor> gerçekten de doğru söylüyorsunuz. Aa yani böyle değil. Daha kalın kitaplarımız da var. <laughs> Peki o zaman e, özellikle de çocuk kitaplarını, çeviri kitapları da merak ediyoruz. E, o mektupları da e, mektupların içeriği e, mektupların olduğu kitabın da e, bir biçimde elime ulaşmasını rica ediyorum. Mutlaka hemen. Evet. Evet. Yani e, bu o kadar da yalnız değiliz noktasında. Evet. Kapak da çok güzel böyle pullu ve eski mektuplarla bağlantılı evet. bir kapak. Hoş bir çalışmamız. Peki, çok teşekkür ediyorum Çiğdem. Ben de Çiğdem. çok teşekkür ederim. Çok ee, güzeldi sizle konuşmak. Bil mukavele, ellerine, emeğine ve Don Kişotluğuna sağlık diyorum. <laughs> Teşekkürler. Nicelerini, nicelerini. Evet, bugün e, Amorf kitap kurucusu, yazarı ve editör Çiğdem Aldatmaz'la bir sürü kitabı konuştuk. Butik yayıncılığı konuştuk. E, edebiyatın zor bir iş olduğunu ama o güzelliğin hepimizi hayata bağladığını konuştuk en önemlisi. Kendinize dikkat edin efendim. Zeytin Dalı'dan hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.